Merhaba. Bugün Göktürk alfabesinde kolay bir metin yazıp okumayı göstereceğim size. Tengri, tek, Tengri'de, Tengri'tek, Tengri'de boğulmuş Türük, Bilge Kağan. Tengri, Tanrı, tek gibi, Atatek, ata gibi. Tengri tek, Tanrı'da, Tanrı gibi. Tengri'de, Tengri hem Tanrı hem de gök demek. Aynı zamanda ki gök Tanrı inancı da bununla bağlantılı. Tengri tek, Tengri'de, Tanrı gibi gökte boğulmuş, olmuş, doğmuş. Türk, Bilge Kağan. Tanrı gibi gökte doğmuş Türk Bilge Kağan. Aslında okumanın, yazmanın, okuma yazma videolarının ilk yazısı, okuması bu olmayacaktı ama şimdi hemen ani bir kararla bu olmasına karar verdim. 4 tane olacak normalde. Planladığıma göre 2 yazma, 2 okuma olarak. Bu da ekstradan bir içerik olmuş oldu. Bunu da bu şekilde oynatma listesine koyacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Dikkatinizi çektiği üzere buradan örnek veriyorum. Bilge, Kağan. İkisinde de G harfleri var. Mesela örnek veriyorum. İkisinde de G harfleri var. Fakat niye burada G bu şekilde de burada bu şekilde? İnce kalın harf ayrımı. Bunu anlatmıştım. Buna dikkat ediyoruz. Burada Bilge ince G kullanılarak yazılıyor. Kağan ise kalın G kullanılarak yazılıyor. Aynı zamanda G ince G'de ek olduğu için yani bu harfle okunur. Eğilmekten bakın burada eğilmiş bir damga veriyoruz. Eğilmek ek. Bu da bu şekilde. Kalın ince harf ayrımında değinmiş olduk.